Evet, öncelikle selamlar. Bugün bizim bir misafirimiz var. İsminizi öğrenebilir miyiz? Nehirsu. Peki Nehirsu, sen kendini biraz tanıtabilir misin? Sen kimsin? Nereden geldin? Şu an neredesin? Mesela biraz kendi hikayesinden... Deprem bölgesinden geldim. Deprem bölgesinden mi geldin? Peki hangi şehirde yaşıyordun? Antakya'da. Antakya'da yaşıyordun. Kaç yaşındasın şu an? 7. 7 yaşındasın. Peki deprem mi olmuştu? Ne olmuştu? Neden geldin ve şu an neredesin? Ankara'dayım. Ha, Ankara'ya geldin. Hoş geldin Ankara'ya. Peki hoş bulduk. Deprem gecesinde sen ne yapıyordun? Okula gidiyor muydun ondan önce? Yok, o zaman neydi, geceleyin olduğu için tabii dışarıya çıkmıştık. Sonra arabaya geçmiştik. Sonra köydeydik, o kadar soğuktu ki hasta olmuştum. Sonra buraya geldik. Peki kaç gün kaldınız orada köyde? Galiba 2 gün. Peki sen o zaman uyuyor muydun? 5 gün kaldım. 5 gün kaldın. Peki deprem geldiği an neredeydin? Uyuyor muydun? O zaman arabadaydım. 1 gün bekledik orada. Sonra köye gittik ama o zamana gittiğimizde de o zaman orada durduk. Ama orası buz gibi olduğu için çadır daha yapamadık. O kadar ısınamadık ki. Zaten köy o kadar soğuktu ki yani Antakya'dan kalmaktan çok sıkıldık. Yani aslında Antakya'da kalabilir çünkü hiç kimse orasını, mesela bizimki ağır hasarlı, ablamınki ama ağır hasarlı değil. Onda kalacağız artık. Yani kalacak yerimiz yok. Burada kalamayız yani. Burasını nereden bilelim, biz burada hiç nasıl bir kişilerle tanışamadık. Mesela ben kalamam arkadaşlarım. Arkadaşlarım da orada mesela. Arkadaşlarımsız yaşayamam mesela. Arkadaşlarımla oynamak istiyorum ama orası olduğu için artık ablamlarda kalmak zorundayız. Peki burada okula gidiyor musun? Gidiyorum. Yeni dostların oldu mu? Yeni arkadaşlar? Oldu. O zaman belki Ankara'da kalmayı tercih edersin. Ama bir gün neydi? Antakya'da bir yerlerde, her yerde neydi? Çadırda galiba. Okul yapacaklarmış. İşte orada da bir bakalım olacak mı? Peki senin eski arkadaşların okula gidecekler mi? Onları daha bilmiyorum. Acaba gelecekler mi, gelmeyecekler mi bilmiyorum. Onlarla konuştun mu peki? Bazıları numaraları yok ama ikisinin bir tane numarası var mesela. Onlarla görüntülü konuşuyoruz mesela. Onlar orada mı şu an? Nerede? Burada mı? Yok, burada yok. Değil. Antakya'da. Antakya'da değiller. Birisi Mersin'de mesela, birisi böyle Ankara. Yok, Ankara'ların yerlerinde hiç yok zannet. Yani Ankara'ların buralarında yok zannet. Yok da bence. Çünkü hiç burada yok yani, hiç görmedim. Peki ilk deprem gelirken sen uyuyor muydun? Uyuyordum, evet. Birden kalktığımda böyle ilk önce yavaş sonra hızlı sallandı. Sonra bizden bir yere dolap düştü biz annemle. Kim çıkardıysa artık bilmiyorum. İşte babamın ayağına da böyle bir şey böyle cam kırıklığı olduğu için babamın ayağı da böyle şeyden oldu. Ama abim de mahsur kalacaktı odasında ama birden kapıyı tuttuğunda tabii ki de biz de onu kurtaramazdık. Çünkü aceleden gitmeye çalışıyorduk. Nasıl, kiminle şey yapacağız? Sonra işte birden orada kaldık. 2 gün galiba arabanın içinde. Hı. O zaman da arabanın içinde 2 gün kaldığımızda benim ablalarım geldi. Abilerimin arasında. Ama teyzem bize çorap getirdi mesela. Neydi böyle örtü getirdi. Onlarla ısındık. Sonra köye gittik. İşte orada da ısınmaya çalıştık. Orada bir tane çadır olmadı. Ama ikinci çadır çok güzeldi, o çadır olarak. Peki sen ilk 2 gün arabada mı kaldın? Arabada mı uyudun? Yok, uyumadım. Ben Böyle hani böyle yağmur sesleri geliyor, onun için uyuyamadım. Peki hiç yaramazlık yaptın mı mesela? Hani anneye sordun mu? Anne biz nereye gidiyoruz, ne oluyor falan, merak etmedin mi? Yok, merak etmedim ama dedim ki nereye gideceğiz? İşte hiçbir cevap veremiyor. Annem bayağı ağladığı için nereye gideceğimizi hiç karar vermiyor. Zaten benzimiz bitmek üzere. Tam köye kadar var. Neyle yapacağız ki? Yani sadece bir tane bulduk. Ama o da yetmedi ki bizden. Tam Ankara'ya kadar, buraya kadar gelebildik doğurduğumuzda. Bayağı mesela Ankara'ya geldiğimizde dinleniyoruz. Ama yemek yiyemiyoruz ya. O kadar soğuk. Orada köpek bile var. Ama köpek mesela diyelim herkeste köpek oluyor değil mi? Köpek olması güzel bir şey dışarıda mesela. Hani mesela deprem olunca biz hissetmiyoruz ya. Köpek havlıyor. Mesela haber vermiş gibi oluyor. Mesela birisi içerideyken o bir bağırıyor köpek. O zaman herkes dışarıya çıkabiliyor. Ben de köpek bir şey güzel bir şey ama içeride işte öyle olmaz. Dışarıda daha güzel olur, bahçede mesela. Öyle daha güzel oluyor. Biz burada köyde. Sonra işte babamlar oraya gittiği için burada da artık böyle hiç burada kalacağız artık. Tam havalar güzel olunca yeniden oraya gideceğiz işte. Demek sen Antakya'yı seviyorsun değil mi? Evet, çünkü ben Antakya'da doğdum. Peki. Güzel, ikisi de güzel. Ama bir tane bizim oradaki öğretmen çok bağırıyordu. Buradaki sakin bir öğretmen. Çok nazik. Peki orada başka sevdiğin neydi? Mesela Antakya'dan en özlediğin bir şey var mı? Var, evet. Bir tane arkadaşım vardı. Alt komşumuz. Adı da Ali'ydi. İşte onlarla okuldaydık mesela. Böyle bir tane bizim orada da arkadaş vardı ama ben de onlara daha çok üzülüyorum. Çünkü 3 tane çocuğu vardı. Bir tanesi İsa'ydı, bir tanesi Nisa'ydı, bir tanesi de neydi? Böyle Defne'ydi ama 3 tane çocuk vardı. Sonra işte ablası gelmiş galiba, tamam mı? O da işte onun da bir tane çocuğu var. 4 tane çocuk vardı. Bilmiyorum nasıl çıktılar ama bir katlıydı ama en kötüleri bence bir katlıya oluyor ve en üst katlar. Hani bak 2 tane ev var mesela, üst kat teras ve alt kat. Onlara daha çok üzülüyorlar ve altına neden? Bahçesi de var, içerisi de var. Hem de bak üst katlarına da çok kötü oluyor. Bak teras ve ne güzel teras oluyor mesela ama hepsi boşa gidiyor. Neden? Çünkü hani deprem olduğunda her şey düşüyor. Ama hiçbir şeyi bazıları kurtaramıyor. Çok korkunç yani apartman. En kötüleri galiba Antakya olmuş yani. Peki mesela sen geri döndüğünde ilk ne yapacaksın? Bir hayalin var mı? İşte orada böyle hani havalar güzel olsun. O zaman işte kuzenlerimle oynayacağım. İşte öyle. Oynayacağım. Bugün oynadın mı peki? Yok, bugün okul yoktu. Ama yarın okul var. Okulda bol bol oynayacaksın, bol bol öğreneceksin. Değil mi? Ama bazıları işte böyle vuruyor bir çocuklar yani. Öyle vuran çocuklar oluyor. O zaman çok ağrıyor falan her şeyin. Yazık oluyor çocuklara. Peki sen öğretmenlere demiyor musun hani bir çocuk bana böyle dövüyor filan? Bir tane çocuk vardı, benim karnıma vurdu. Sonra öğretmen çok kızdı, disipline götürdü. İyi yaptı. O dedi ki sen hiç dışarıya çıkmayacaksın. Benim nereye ben gidersem sen de oraya gideceksin dedi. Ama böyle olmaz. Öyle. Ama çünkü herkesi vuruyor ya, görmüyor bazen öğretmen. Hani yukarıda olduğu için. Ama içeride değildi galiba. İçeride miydi? Yok. Evet, içerideydi. Ama galiba öğretmen görmedi. Ben işte söyledim. Disipline götürdü öğretmen. Şöyle bir şeyler söylüyorum. Antakya'daki çocuklara, mesela benim oyuncaklarım burada çok olduğu için Antakya'da çocuklara, kuzenlerime, onlara oyuncak göndereceğim artık. Hani çünkü herkesi çok, yani kendileri unutmuyorlar hiçbir şeyleri mesela. Benim kuzenlerime gönderdim ama bilmiyorum. Belki babamlar başka bir yerlere de gönderir oradan. Bilmiyorum. Gönderirler mi acaba? Peki sen... Ama burada dolu dolu oyuncaklar var ya, ben hepsini nasıl oynayayım? Hepsini oynamışım. Kitaplar gönderdim işte. Ama bana da hepsini gelmedi galiba. Biz hasta oluyor diye doktor olmak istiyorum. Çok güzel bir şey. Aferin. Belki çok güzel, çok büyük, ünlü bir doktor olursun. Onun için hep çalışacağım. Çok iyi, çok güzel. Sen çok iyi çalışıyorsun. Şöyle bir şey. Herkes deprem bölgede olduğu için herkesi geçmiş olsun. Ama artık bunlar geçecek, merak etmeyin yani. Bunlar geçecek, sadece bu bir deprem. Her gün bir şey olabilir mesela. Çok deprem olduğu için hiçbir şey olmaz mesela. Ama güvenli bir yerde durmanız lazım. Hmm. Yoksa güvenli bir yerde, çadırda çok üşürler diye güvenli bir yerlerde mesela bazıların arabaları gidiyor diye onlara işte mesela bir şeyler yapmamız lazım. Mesela bazılarılar aç kalıyorlar. Onları için mesela biz böyle şeyler ayırıyoruz. Mesela giymediklerimiz kıyafetleri onlara vereceğiz. Mesela böyle oyuncaklarımı oraya göndereceğim. Mesela canları su istiyor. Mesela su getirebilirler. Bazıları mesela ben bir kere arabadayken çok susamıştım. Benim abim abimin eşi vardı. Bana su vermişti. Sonra suyu içmiştik. Hala ağızdan bir şey olabilir, hasta olabiliriz ama ne yapalım, çok şey oluyorlar değil mi? Mesela köydeyken o kadar yemek yiyorduk ama fazla yemiyorduk. Neden biliyor musun? Orada kalabalık kişiyiz ki herkes bir şeyler yiyor. Mesela benim kuzenlerim orada. Herkes böyle yaramazlık yaptığı için yanlış bir şey yapıyorlar. Mesela diyelim depremde hiç kavga edilmez. Depremde kavga etmeyin siz de. Çünkü depremde kavga edersek öyle bir şey olmaz ki. Benim kuzenim öyle demişti. Depremde kavga edilmez demişti. Peki annen baban da sana bir öğüt vermişler mi? Depremle ilgili. Evet. Mesela depremde ne yapılabilir, ne yapılmayabilir? Mesela dolap düştüğünde biz kalkamadığımız için şöyle çöktük. Siz de böyle yapın. Deprem olunca bir yere böyle kasılın, böyle böyle çömelin böyle. Çok iyi bir fikir. Çünkü dışarıdayken bir ev yıkılabilir onlara. Bir şey zarar verebilir değil mi? Ustan evet, bir şey düşebilir. Evet, tam deprem durunca çıkın. Böyle durun, deprem durunca çıkın. Çok iyi bir şey. Herkes öyle yapması lazım. Biz öyle yaptık ama koşura koşura yapalım. Çünkü hani eşyaları kurtarıyoruz ya. Mesela herkes kurtarabiliyor ama biz sadece kurtaramadık şeyleri, eşyalarımızı. Mesela benim hayalim neydi biliyor musunuz? Böyle ne güzel şey, böyle bahçeli bir ev. Ama işte çok pahalı oluyor. Bir katlı daha iyi değil mi? Apartmanı ben beğenemiyorum, apartman. Apartman kötü yani. Bence hiç kimse apartman almasın, bir katlı ev yapsın, daha iyi. Hem çatlıyor, konteyner mesela yapabilirler. Peki sen başka istediğin bir şey varsa onu da söylersin. Tamam. Sonra bunu YouTube'a ekleyeceğiz. Bazıları insanlar ölüyor diye herkes üzülüyor. Onun için dua ederseniz hiçbir şey olmaz. Allah'a dua etmeniz lazım. O zaman şeyler olmaz mesela, Allah'a dua edersiniz. Mesela biz hep dua ediyoruz olmasın diye. Mesela bizi korudu Allah, biz sağ çıktık. Bizim apartman yıkılmadığı için hiç kimse akaz altında kalmadı. Ama ağır hasarlı geldi bizim apartmana. Geldiği için yani biz artık ablamın evinde yani kalacağız, evden geldi. ediyorum. Mesela kimin mesela ağır hasarlı olan evlerinde mesela hafif hasarlı olanların evlerine getirebilirsiniz yani. Kalabalık olsa da bir şey olmaz. Çünkü evin içinde sıkışmamız lazım. Yoksa ev nasıl bulacağız? Hı. Mesela benim kuzenlerim var. Hani mesela köpek var, ev var. Nasıl böyle bir şeyler olabilir değil mi bir katlarda? Onun için bırakamıyorlar. Çadırları falan alıyorlar ya. Hı. O zaman işte onların kalmıyor. Onun için bırakamıyorlar. Orada 3 tane çadır var. Ama birisiyle paylaşabilirler. Neden paylaşmasınlar? Yani orada mutfak bile var. Yemek yiyebiliyoruz ama öyle bir sorun yok işte. O kadar üşüyoruz ki yani. Mesela şeylerimiz yok. Mesela kıyafetlerimiz yok. Ama mesela buraya gelirseniz mesela ısınırsınız. Burası sıcak mesela. Peki onları Ankara'ya mı çağırıyorsun? Evet. Onlar buraya gelsinler. Evet. Daha iyi bak. Oradan üşürler onun için. Bak üşümek. Sonra hastalanıyorlar. Doktor yok orada. Biliyorsun. Doktor yok. Onun için buraya gelsinler. Bak burada doktor var. Her şey var. Hem de benzin sorunu var. Alamıyoruz. Mesela o zaman nereye gideceğiz? Yolun ortasında kaldık. Ne yapacağız? Benzinimizi dolduramayız. Onun için buraya gelin bak. Burada daha iyi bak. Buraya gelin. Buraya gelirlerse daha iyi. Hı. Çok iyi. Mesela bak burası daha iyi. Hı. Çok güzel. Başka bir şey söyleyebilir misin? Yani bir şey demek ister misin? Ne bileyim bir şarkı, bir şaka, bir şey paylaşmak ister misin bizimle? Olur. Hı. Şimdi şöyle bir şey var. Ben neydi? Dans etmeyi çok severim. Benim dansım da çok iyidir. Okumam da çok iyidir. Matematiğim değil. Tamam mı? Evet, mesela burada dans, mesela ben size şarkı söyleyebilirim. Mesela buraya herkes gelirse toplanıp mesela ben bir mikrofon alıp şarkı söyleyebilirim. Tamam. Biz o zaman seyredicilerimizden soralım. Tamam mı? Hangi şarkı ister? 2, 3. Cirani Allah Allah, minayni ki maşallah. Cirani Allah Allah, minayni ki maşallah. Ala riski alami, bavsi ilaha sıra Allah. Allah Allah. İndamatar İndamatar albana keser sehri. Allah Allah. Bitti. Çok güzel, çok güzel. Tebrikler. Bravo. Teşekkürler. Peki, o zaman bugündeki toplantımıza son verelim. Tamam. Bir daha hepinize geçmiş olsun dilerim. Evet. Herkese geçmiş olsun. Bir daha buna hiç olmayacak, merak etmeyin. Dua edersin. Evet. Dua ederiz. Ondan bize bir şey olmaz. Hem de... Evet. Sağ çıkabilirsiniz mesela. Bazıları sağ çıkıyor. Hı. Evet, sağda çıkabiliriz. Bir de güzel güzel şeyler yapabiliriz. İnsanlara yardım edebiliriz. Paylaşabiliriz. Anlattığım gibi deprem olunca böyle çökün, tamam mı? Tamam. Çok teşekkür ederiz. Herkese hayırlı akşamlar dileriz. Bay bay dersin, bir daha söyle. Bay bay. Bay bay.